Hürriyet gazetesinden okuyacağım, birbirimizden vazgeçemeyiz diyor. Türkiye bizim için çok özel. Kim söylüyor? Steinmeier. Valla Almanya'yı denince aklımıza nedense böyle bir döner gelmeye başladı. Öyle bir çalışma yapıyorlar ki Türkiye-Almanya ilişkileri çok özel. Hiçbir ülkeyle Almanya'nın bu kadar yoğun dostane ve ailevi ilişkileri yoktur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Steinmeier, iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Ortak üretimi konuşalım. Bakın, Erdoğan 50 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi 60 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz dedi. Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Steinmeier, Türkiye ile Almanya tek ortak değil fakat birbiri için vazgeçilmez diye konuştu. Bugün döner meselesini de uzun uzun masaya yatıracağız. Merak etmeyin. Şimdi bu görüşmede neler oldu, neler konuşuldu bakalım. Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı. İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı ne yazık ki 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz. İsrail'e ticaret konusunda net mesaj verdi. Alman mevkidaşına seslendi. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Gazze, Filistin tamamıyla yerle yeksan olmuş. Her taraf yıkılmış. Böyle bir durumda. Kaldı ki İsrail'le Gazze'nin silah, mühimmat, araç, gereç bunlar zaten mukayese edilmez. Bunları görerek değerlendirmeyi yapmak lazım. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'deydi. İstanbul ve Gaziantep'in ardından Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Merhaba asker. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçildi. Ortak basın toplantısında gündem Gazze'ydi. İsrail'in acımasız bu saldırıları karşısında Gazze'nin böyle bir imkanı var mı? Yok. İmkansızlıklar içerisinde bütün bunlara rağmen biz şu anda rehinelerin takası noktasında bir gayretin içerisindeyiz. Temenni ederiz ki bu takasta başarılı oluruz. Überfall auf Israel. Bize göre 7 Ekim saldırısı olmasaydı bu savaş olmazdı. Savaşın yayılmasını engellemeliyiz. Hemfikir olduğumuz bir konu Filistinliler için siyasi perspektif olmadan İsrail için de güvenlik sağlanamaz. İki devletli çözüm olmalı, bu konuda adım atmalıyız. Erdoğan terörle mücadele konusunda Almanya'dan destek istedi. 60 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine vurgu yapıldı. Vize serbestisi ve gümrük birliği de gündemdeydi. Müttefiklik hukukumuza zarar veren bu örgütlerle mücadelede daha etkin işbirliğine ihtiyacımız bulunuyor. Daha fazla destek ve dayanışma beklediğimizi ifade ettim. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de gündemimizde yer aldı. Gümrük Birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere atılması gereken adımları ele aldık. Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyorum. Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet etti. Birkaç hafta sonra Berlin'de Ukrayna konferansı yapacağız. Bu vesileyle sizi de davet etmek istiyoruz. Biz iki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz. Birbirimize NATO ve G20'de ihtiyacımız var. Ve konuk Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da dağıttığı döner. Herhalde döner İstanbul'da bitirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşı onuruna verdiği akşam yemeğinde ise Türk döneri ikram edildi. Steinmeier'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Alman İmparatoru 1. Wilhelm'in Sultan 2. Abdülhamit'e gönderdiği mektubun birebir basımını hediye etti.